Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Hatice Sever, Eurosukulent Antika kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel sıcak bir Köln gününden hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Dertli olanlara deva, borçlu olanlara eda, hasta olanlara şifa diliyorum arkadaşlar. Bu arada kahvemi de içiyorum. Benim kızlar ne almışlar arkadaşlar? Karadeniz turundan. Evet. Ben de çok kullanırım şu lafı. Sonra döndüm dedim ki Afkur. Afkur'u belki biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yani boşuna konuşma demek. Konuş konuş dur demek. Aslında şu anda çok kullanılabilecek laflardan bir tanesi. Ne diyelim? Yani başka başka insanların yaptıklarını, ne bileyim, ve işlerine karışmak, ailesine karışmak, boş boş konuşmak, bu böyle insanlara en güzel laf, ben diyorum afkur afkur dur. Evet. Ya güzel sözler söylemek varken bunu insana söyletiyorlar. Ha, bazen iyi oluyor. Yani küfür değil, bir şey değil. Boş boş havla havla dur. Yani kanunen de yasak değil bu arada arkadaşlar. Bazı hakaretler kanunen yasak. Söylemeye de gerek yok ama afkur afkur dur demek gayet yöresel bir laf. Gerçi Türkiye'nin çoğu biliyor bunu. Evet. Ben kızlara diyorum bazen böyle anne şöyle anne böyle diyorlar. Afkurun diyorum. Afkurun afkurun durun. Ses yok. Evet. Kahvemizi şöyle koyalım. Buradaki çiçeklerimizi şöyle bir seyredelim. Ay, çikolatam güzel arkadaşlar. Bir iki plantı çürüdü. O yüzden şunları diktim. Ama bebekler geliyor. Yapraktan bayağı bebek yetiştirdim. Şöyle bir bakalım. Ama çok güzel. Çok çok yani. Çok birçok özel türden daha güzel. Moranları görüyorsun arkadaşlar. Titubanslar. Line'lar. Böyle güzel bir saksı tam güneşe koydum. Bu da böyle aslında çok güzel renkleniyor. Çok büyüdü. Bunu aldım. Bu saksı boştu. Evet, saksıları gösteriyordum geçenlerde. Devam edelim. Bu yalnız bundan değilmiş. Şimdi fark ettim. Yani bu aprikot. Bunlar da Purple Delight. Aman olsun arkadaşlar, ne yapalım? Evet, bundan maşallah saksılar saksılar doldu. Evet, kızıma da yapıp götüreceğim yeni evine. Balkonuna koyacağım arkadaşlar. Evet. Saksılarımı göstermeye devam ediyorum arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet, bunu da yağmura attım. Hala ben bunun böyle çok büyük yapraklı olacağını düşünüyorum. Henüz olmadı. Güzel, özel türlerden bir tanesi. Kıvırcık gibi sanki. İsmine inanın bilmiyorum. Vardı da hepsi kayboldu. Evet, şöyle koyalım. Güzelliğe şuradan da bakalım. Çok güzel. Bu variegata olmuş veya evet, toprağını tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Gerçekten çalılı topraklar sukulentler için çok yani sağlıklı oluyor diyelim. Daha bunda çürüyen bir tane olmadı. Yani çok güzel.
Şu dibi zannedersem. Aha, bunlar da büyüyecekler. Burayı kapatacaklar. Yandık. Ama şunun dokusuna bakın. Oo. Kesinlikle yağmurda güzel oluyor. Bir tane kapalı yerde var. Böyle güzel olmadı. Şuraya bakın. Kalın kalın yapraklı. Bunları buradaki seralardan almıştım. Klavatumu görüyor musunuz arkadaşlar? Her yerde mirinalar. Şimdi bu kışı böyle geçirsinler. Seneye Allah kerim. Evet, şunun bebekleri her şeyiyle. Taç gibi. İyi ki almışım yani. Bundan iki tane mi aldım? Evet, bir tane de. Yukarıda şey de var. Balkonumun altında ama onu da yağmura çıkarmakta fayda var. Veya şuraya getirip dikeceğim başka bir yere. Wow, arkadaşlar. Ben de ne zamandır yeni görüyorum. Yağmur damlaları. Şu kök çürümesi yapmıştı. Geçen diktim ama karanlıktı. Yani bu güzelliği görmedim. Bonsai şeklinde. Bakın, çillenmiş. Ne kadar güzel olmuş. Evet. Aman özel türdür. Yağmur almasın. Şöyle böyle dedim. Bunu da arkadaşlar su almayan bir yere diktim. Hiç yani böyle nasıl diyeyim size? İstediğim gibi olmadı. Ne zaman ki saksıya aldım böyle. Bakın ne kadar güzel oldu. Demek ki nerede oluyorsa oraya dikeceksiniz. Rengini aldı, diklendi. Islandı. Aslında toprakları var ya arkadaşlar, ıslak. Yani birçoğunuz diyebilirsiniz ki ay bu sukulent çürüyecek ama bakın. Bakın. Böyle bir şey yok yani. Evet, bunun toprağını beğenmemiştim arkadaşlar. Tekrar bir dikim yaptım. Kompost koydum altına. Bakın. O güzel oldu. Evet, bunu da fazla olmadı yani. Toprağını değiştireli. Gayet güzel. Bir başkası da bunlar iki saksı, diğeri de yukarıda. Ama hep yağmur atıyorum. Evet, bu mavi ay taşlarım benim. Bir ara çok yaprak döktü arkadaşlar. Bakın böyle böyle döktü. Ben de bu yapraklarını hep böyle dibe gömdüm. Altı bayağı bir yapraklı. Kompost koydum. Bakın kompost çıkmış. Nedir bu? Neyse artık. Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Bebeklerini verdiler. Bakın bunlar hep bebek. Belki sen şuradan verirsin. Pek zannetmiyorum ama. Olur ya. Şöyle alalım. Bunu da çürütmesin. Heh. Bakın. Bakın bebekleri nasıl geliyor. Kompostlu toprak sayesinde. Ay gene mi şey yaptım. Olur mu? Şurası yumuşamış. Olmaz olmaz bu. Evet, şunun tatlışlığına bakın. Bunu çok çok seviyorum yani, güzel. Ama dediğiniz gibi yaprak döküyor. Şunu alayım da ıslanmasın. Bebek versin en azından. Bayağı bir aldım çünkü. Yani yaprak dökünce iyi yapraklarını aldım, yatırdım, çıktılar bile. Şöyle uzaktan bakalım.
Şöyle alttan bakalım. Yani yetiştiriyorum bunları. Bir pembesi var, bir de bu var. İkisi de güzel. Evet. Bunu da kellesini al, kelle almıştım. Kellelerini buraya diktim arkadaşlar. Zaten şu kadardı bu. Şu gördüklerinizin hepsi kelle. Kelle aldıkça zaten bakın altlarından çıkıyor. Bakın. Güzel. Ev atları güzel. Ama oldukça da gösterişli bir tür. Nedir bu acaba? Mini Bele Variegato öbürü. Ama bu da güzel. Bakın. Bunu ben önceden yetiştirememiştim. Hep Ayşe'den gidip böyle kesip alıyordum şöyle. Ama görüyorsunuz yetişti, büyüdü. Başka yerlere diktim. Evet. Çok güzel ama güneşte böyle oluyor arkadaşlar. Güneş olmayan yerde böyle oluyor. Evet. Yani saksılasam bu da aynısı olacak. Bakalım. Ama gerekiyor. Çünkü ileride buraları hep kaplar. Evet arkadaşlar. Şu seranın çatısına koyuyorum. O yüzden indirip size gösteriyorum. Ay müthiş oluyorlar orada. Gerçekten. Şimdi iki tane Graptosaksısı indirdim arkadaşlar. İndirirken de vallahi yaprakları kırıldı mırıldı. O kadar çok var ki. Bayağı zor indi. Şuradan bir tane. Bu nedir acaba? Bu yabani bir ot. Bunu sökelim. Kırılıyor ama ne yapayım? Ben artık arkadaşlar aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın onları. Yani o safhaları geçtim. Hani böyle. Kökten kopmadı şimdi. Kökten koparmak lazım. Bir saniye elime bir bıçak alayım. Evet, maşayı da aldım. Bakayım maşayla deneyeyim ilk önce. Yumuşatayım. Oo, kökü ta derine gitmiş. Diyeceksiniz ki sukulentler gidiyor, ne yapayım? Önemli değil arkadaşlar. Bunu çıkarmam lazım. Bakayım. Elle ancak çıkar bu. Heh. Çıktı. Ne oldu? Bol bol. Aa, biraz açıklık olmuş oldu. Ne olacak? Amma da yaprak döküldü. Heh. Şunu da dikelim buraya. Hala kopuyor arkadaşlar. Neyse bebekler gelsin bakın iyi oldu. Şuradan bebekler çıkmıyor. Şuraya bakın hep bebek. Çıkaralım bakalım. Yaprakları da şu taşların üzerine koyayım. Şu bebeği de şuraya dikelim. Aa, bayağı bebek vermiş görüyor musunuz? Şu da önceden burada dikilmiş olan yaz çiçeği. Mavi bir şey o. Önceden hep böyle çiçekler dikiyordum. Evet, şöyle alalım. Evet arkadaşlar bunun altında domates, patlıcan, patates hariç
Hepsinin şeyi var. Kompostu. Kompostlar da tabii bir yıl. Bir yıldan sonra tekrar kompostlu toprağa aynı şekilde videolarımda gördüğünüz gibi ne yapmak gerekiyor? Tekrardan yapmak gerekiyor. Kompost da zaten her gün evinizde olan şeyler. Bakın. Etraf olduğu gibi bebek. Bunlar nasıl çıksınlar? Atlarda da öyle. Her yer bebek. Şuraya bakın. Graptosaksısı. Oh. O yaprakları alacağım arkadaşlar. Sevmiyorum ben saksıda böyle yaprak. Devam ederim ben almaya. Biz saksılarımızı göstermeye devam edelim. Bunu görmüş müydün? Ha, bunu da gösterdim arkadaşlar. Bu da aynısıdır. Bu pembe graptu. Bu karışık. Ama bu da güzel. Gerçekten. Şuraya bakın. Şu yakut kolyelerinin kalınlığına bakın. Kompost olmasa buraya koydum, kırıldı hemen. Yani kompost olmasa bunlar böyle kalın. Mümkün değil olsunlar. Şurada bir tanesini olmuş, çürümüş, hemen alayım. Bazen çürümek de iyi oluyor. En azından yer açılıyor. Evet. Allah arkadaşlar, gerçekten. Yani ne diye, hatta ben şunları falan kırmıştım. Bakın. Bebeklerini hemen ne yapmışlar, vermişler. Bunlara bakmıyorum ki arkadaşlar, daha bunlara ben su dökmedim. Yağmurda sularını alıyorlar. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Bu arada işte yapıyorum. Büyüyorlar. Önemli olan ne? Formlu büyümeleri. Evet. Bakın. Orada bir delik açıldı ama. Oho, orası dolar arkadaşlar. Hiç doldurmayacağım. Burada Purple Delight da var. Onları mı diksem oraya? Bakayım bunu. Oo, bu şimdi arkadaşlar buraya bir şey dikilmez. Neden? Çünkü artık hepsi kök vermiş ya. Oralar tamamen şey olmuştur artık. Yani toprağa delip de açıp da bir şey dikmek mümkün olmaz. Evet, bu saksılar da böyle. Bu anemone Zeus herhalde. Yağmurdan aldım ama iyi etmemişim. Biraz daha büyürdü bakın. Çok güzel oldu. Bu da güzel. Diğer anemonlarım arkadaşlar. Bu beautiful herhalde. Beautiful olması lazım. Kristatı. Ama kristattan çok böyle. Bunlar büyüdüler. Tabi kristatlar o kadar büyümez. Bakın. Evet, bu da böyle. Buna da bayılıyorum. Herhalde bu da bir dahaki seneye budanır. Sapları şey yaparsa, boşalırsa. Arkadaşlar gerçekten. Şunlar aslında bronzu değil. İsimlerini arkadaşlar söylüyor ama ben onu, nerede onu aklımda tutacağım. Evet, kaktüsüm de. Çok güzel. Evet, bunlar da. Arkadaşlar yine yeni diktiklerimden görüyorsunuz. Bunu da beraber dikmiştik. Ama şu tam oldu arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Ama onun gölgesine geldi. Şunu yaprağı biraz kötü. Bunu koparalım. Verir mi acaba?
Onlar boyuna çok uzuyorlar arkadaşlar, böyle yaprakları ata ata. Onun en iyisi kelle almak. Ama bu ester ve yagata zannedersem, ama çok güzel. Ve de öyle ucuz bir tür değil. Opalina ve yagata. Bu da bir şey ve yagata arkadaşlar. Şunun farklısı galiba. Ay, bunlardan ne kadar güzel oldular. Her yerde oldu arkadaşlar. Bakın. Hatta şurada bir öbek var, göstereyim size. Bakın şu öbeği. Kenarlardan, her yerlerden vermişler. Bu da bir Grappa Variegata. Ama güzel. Şu şekli çok güzel. Bundan ben kelle almıştım. Kelleden sonra böyle oldu. Evet, buraya gelmişken bunları da göstereyim arkadaşlar. Burayı seyrekleştirdim. Şu kök çürümesi yapmıştı. Böyle buna gözüm gibi bakıyorum. Büyüdü ama. Şuradan bir kelle aldım. Mecburen. Bundan bayağı var çünkü. Şunlar büyüyemiyordu arkadaşlar. Çok bol yavru veren bir tür. Hangi tür göstereyim size. Bu. Bunun da alınması lazım. Bakın, bebekler. Aralardan zavallı zavallı. Bebeklerin çıkacağı yerdeki yaprak kendini feda ediyor ya. Bakın arkadaşlar, hep yaprak. Ama şimdi var ya, kış geliyor. Ben bunların kellesini nasıl alayım? Yani burası öyle Türkiye gibi değil. Birdenbire havalar soğuyor. Birdenbire hani Kasım'da falan don olabiliyor. Aa, opalenanaya bakın arkadaşlar. Renklenmeleri görüyor musunuz? Alacalı, çizgili çizgili. O. Yazın benim bayağı işim var. Bunları bonsai yapacağız. Şuraya bakın. O yaprakların alınması lazım altlardan. Ayşe'nin var ya böyle koca koca kafalar. Demek ki onlar da zaman böyleymiş. Zamanla ne yapılmış? Kellesi alınmış. Pink trompet arkadaşlar. Buradan yani 4-5 tane aldım. Rahatlattım yine burayı. Evet, bu pink trompeti de önceden buraya almış olsaydım aynı onun kadar olacaktı. Yağmuru sevdi. Seviyor yani. Sukulentler seviyor. Büyüyorlar. Evet, bir tane lola saksı yapmıştım ama artık ona sığmadı. Bu burada kaldı. Kelle aldığım Gonzalo'ları da buraya diktim ki köklendirdikten sonra. Gerekiyor. Uzuyorlar çünkü. Evet, buranın güzelliğini görüyorsunuz. Kolibra. Bin bir surat. Şu güzellik, bunlar hepsi. Ne diyeyim arkadaşlar? Hani o yüzden ben sukulentlerimi korumuyorum. Aa, bakın şu da bayağı bir orada sıkışmış ama görünüşü harika. Görüyorsunuz değil mi? Ben hepsine böyle yani yayla gibi yer nereden bulayım? Ben yani böyle de güzel görünüyor. Bakın. Lotus'a bakın. Lilicana. Bakın. Bunlar da herhalde şeylerden, variegata olanlardan öyle benziyor. Moka'ya bakın. Bunlardan bu kök çürümesi yapmıştı. Kestim, kestim, kestim. Arkadaşlar kaç yerde var? Evet. Bir marul orada, bir marul burada. İkisinin cinsi aynı değil zannedersem. Ve o arkada kaldığı için o kadar büyümedi. Yine buradan bir tür aldım ama dikmeyeceğim.
Veya bir grafto çeşidi bir şey dikeriz oraya. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel. Ah. Buraya ne düşmüş? Bir şey alırken düşmüştür. Çöpe atalım. Heh. Bakın bin bir suratım. Diğeri de orada. Böyle minik minikti. Bakın her yerde şimdi var. Şu da elegansın bir parçası. Evet. Şuradan da epeyce aldım arkadaşlar. Ne aldım? Baldiler aldım. Kibimi kapatmıştı, renklenememişti. Yeni yeni renklenmeye başladı. En azından sarardı. La pistole, evet. Onun da aslında saksılasam iyi olur mu acaba? Kapatacağım arkadaşlar. Donlarda. Hepsini içeriye almam mümkün değil. Bakın burada ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Yerini sevdi. Evet. Şunlar da güzel arkadaşlar. Bakın yani hangi birini söyleyeyim ki? Bu da herhalde Gamzeli. Bu da yine güzel bir tür. Olsun orada. Ne olacak? Dediğim gibi hepsine ben şey bulamam. Evet, bu saksımı pulvinataları budadım aldım arkadaşlar. Buraya Atlantisleri diktim. Bunu da budadım bayağı çilli buradan sarkıyordu. Evet, bunu da böyle bir saksı yaptım bakın her yerde bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Afterglow. Bundan kaç tane var? 2-3 tane var. Çiçeğini kestim. Evet, bu da kabarcıklı türlerimden bir tanesiydi. Bu kellesi. Güzel ama. O gövde çürümesi yapmıştı. Köklendirdim. Buraya koydum burası. İlk önce yağmursuz yere koydum. Orada hiç büyümedi. Bakın kristal baldelerim. Bir kısmı şeyde, yağmursuz yerde, bir kısmı burada. Hepsi güzel trompet. Yukarıda büzüşmüştü. Buraya aldım. Şu güzelliğe bakın. Tabii arkadaşlar buradan bazen tür alıyorum. Bakın bakın Moka'nın bir tanesi de burada. Bazen tür dikiyorum, bazen almıyorum. Bakın bunları da getirdim buraya dikilecek. Evet, bir eşi de bu. Şöyle dikiyorum. Heh. Bakın toprağı hep çalılı toprak. Çok güzel oluyor. Bakın. Buna bakın Allah'ım ya Rabbim. Şu güzelliğe. Evet. Oho, bayağı arkadaşlar. Sana görüyorsunuz vakit nasıl geçiyor? Hiç anlaşılmıyor. Onu göster, bunu göster. Buradan da aldıklarım oldu. Bebek dikiyorum arkadaşlar çünkü burada çok çabuk büyüyor. Bakın şu da yağmursuz yerdeydi. Aldım, güzel oldu. Bunlar da öyle. En azından bir ayda bunlar kendilerine gelirler. Hepsi güzel arkadaşlar. Ne dikiyorsam Allah'a şükür oluyor. Ah şimdi çok güzel bir kompost kokusu geldi. Heh. Bakın bebekleri falan dikiyorum. Bazıları da böyle anaç. Trompetler. Trompetlerin yeri burası arkadaşlar. Suyu seviyorlar. Bu niye yanmış Allah bilir önceden. Evet bunları göstermiştim zannedersem. Ya. Şimdi şuradaki şunu çıkaracağım arkadaşlar. Onu da yapalım. Evet çıkardım burayı. Ana baba günü. Bir tane Lavender Rose kalsın. Oraya toprak atacağım şimdi.
Arkadaşlar görüyorsunuz, her yerden buraya toprak atarım, şu yukarıya çıkar en azından. Lavender Rose'da kapanır. Başka da yok herhalde. Evet, ellemeyeceğim, bunlar mümkün değil zaten. Böyle kışı geçirecekler ama diğerini almak zorundaydım. Şimdi onu bakalım, dikelim. Evet arkadaşlar, getirdim. Buraya zaten önceden şu Red Ruby mi? Bunlar. Şunlar. Şöyle yapalım. Evet. Ne yapacağız? Bunları dikeceğiz. Hepsi oradan buradan sıkışanlardan arkadaşlar. Bebekleri aldım. Yine birkaç bebek var ama. Ne yapacağız? Dikelim bakalım. Şu öyle bir yerdeki bunu çıkarayım. Ay ne güzel de köklenmiş bakın. Bakın. Kelle almıştım. Neydi bunun ismi? Şuraya dikelim. Şöyle. Palida galiba. Evet. Şimdi de bunları dikelim. Şöyle olsun, buraya gelsinler. Altını temizleyelim ilk önce. Aa, bunlar var ya arkadaşlar, çok bebek veren ve böyle kurdele kurdele olan bir şey, yani tür herhalde Agavaides değil, Echeveria. Şunu alacağım. Alayım. Bu da böyle. Çünkü diktiğiniz zaman bebeği olunca, almayınca o peki o bebek şey olmuyor. Yani böyle büyükse şayet. Ben hep koparıyorum arkadaşlar. Yani şey olmuyor derken, ona bir isim koyalım. Yani büyüyor da başka bebekler vermiyor diyelim. Sen niye böyle top top oldun? Bu top top kök de iyi değil. Şöyle bunu ne yapmamız lazım? Temizleyelim. O kökler ortaya çıksın. Şöyle. Türkiye çok sıcakmış ama burası da fena değil arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yani yerleri şey yapıyorum. Bakın ha, bakın. Hazır kökü var. Onu da buraya dikelim. Azıcık daha getireyim. Yer tasarrufu. Toprağını görüyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bakın bunlar hem az taşlı hem de çalılı topraklar. Altında da kompost var. Yani birkaç şey bir araya geliyor. O yüzden sukulentlerimiz gerçekten güzel oluyor şimdi. Yani olan şey de olmuyor demek. Nimete saygısızlık. Evet, şöyle. Bunu da buraya dikelim. Açalım. Bu biraz tabii şeyde kalmış ya. Kendine ışık aramış, bu tarafa gitmiş. Güzel oldu değil mi? Evet. Birkaç tür daha gelir. Aha, size bir koskocaman
Saksı da doldu sayılır. Ya ne yapayım ben? Her yer doluyor. Evet. Bunu göstermemiştim arkadaşlar. Limon ve regata. Ama şu bebeklere bakın durun. Şundan çıkarayım. Evet. Demek oluyor ki bunu alacağım arkadaşlar. Alalım. Yanınızda. Şuraya koyalım. Evet. İnşallah sesim geliyordur mikrofonu. Tripodumu da unutmuşum. Arkadaşlar ne diyebilirim? Bakın. Evet. Şuradan da bakalım. Şimdi ileride ben o kelleyi almak durumunda kalacağım. Büyüse bir türlü, büyümese bir türlü. Ama güzel. Ne yapalım? Fıtratında var onun öyle bebek atmak. Atmıyorsa problem var demektir. Evet, şu da güzel. Böyle güzel, mini mini bir saksı. Şunu yeni diktim. Şunlar kızardı. Bunları devamlı budayacaksınız arkadaşlar. Böyle tombik tombik güzel. Bir şey saksısı da burada. Purple Delight. Aslında şunlar Variegata. Bunu da çatıya atayım da Variegataları şey yapsın. Herhalde Variegataydı. Öyle hatırlıyorum. Yapraktan yetiştirdim. Arkadaşlar şuraya bakın. Her yer yaprak bebek olmuş. Dikim bekliyorlar. Hepsini de dikecek değilim tabii ki. Oh. Ya. Ne diyeyim? Kellelerimi aldıklarım hepsi bebek veriyor. Şu da alınacak. Ya. Almazsanız arkadaşlar eğriliyorlar. Mecbur alacaksınız kellelerini. Böyle uzun türlerin. Evet, şuna da değdim, kırıldı. Bu da güzel. Neyse arkadaşlar, şunlar da çok hoş. Gamzeliler de kaç yerde var. Bakın. Bu da biraz gölgeli yerde alacağım. Birisi kristal, birisi değil. Evet, medal bronzemi de buna diktim. Yine aynı çalılı toprağa. Diker dikmez görüyorsunuz arkadaşlar. Hem kompostu hem çalılı toprakta. Normalde bu böyle eğrilir büyürülür. 2 günde hemen kendine geldi. Evet, son olarak burayı göstereyim arkadaşlar. Minicik göstereyim. Buradan özel türlerimi aldım ama hemen yerleri doldu. Görüyorsunuz. Şu kellesini aldım kimisinin. Kelle. Bu herhalde Asante. Şunları aldım arkadaşlar, her yere neydi profilika, her yere kolatıyorlar. Çok beğendiğim türleri şu anda valla o kadar şey yapmıyorum. Çünkü yani sarıyorlar her tarafı. Evet, bunların hali keyifleri yerinde arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz ne kadar güzeller. Hele şuna Allah'ım. Çok güzel dantel dantel. Şunun büyümesine iki kafa olarak. Evet, bu sepetimin içini de göstereyim. Diğer videolarımda detaylandırırız arkadaşlar. Evet, burası fazla böyle güneş almadığı için yani birazcık gölge alsa burası, ay birazcık daha fazla güneş alsa daha şey olur, bu kiviler kızarır. Evet. Aslında yukarıdan alıyor. Ha, ama güneş yok. Bir, 2 gündür, 3 gündür var. O da birazcık. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Hepsi
Bakın. Bu bununla şu aynı. Görüyor musunuz? Bu böyle geniş geniş toprakta ve fazla taşlı olmayan, bu taşlı olan toprakta, bakın. Hangisini tercih ederseniz, ama bu biraz daha herhalde dışarıdaydı. Daha çok güneş aldı. Böyle farklılıklar oluyor. Acaba aynı tür mü? Bir de o var. Yani farklı farklı kişilerden aldım. Belki o mini türdür, değil mi? Aa, bunun rengi gitmiş. Bunu hemen çatıya atayım. Bu da arkadaşlar. Kellesini alacağım. Başka çarem yok. Böyle. Evet, bu da saksı istiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aynı şekilde kelle almak istiyor. Buna bilmiyorum, artık bir tekne lazım. Hem kelle al, yanlarına diz. Hem de sapları. Düşünün artık. Evet. Yani bir dahaki videomda inşallah arkadaşlar, bilmiyorum. Yani Eskiç Pazarı'na gidebilir miyim? Kendimi biraz yorgun hissediyorum. Gidersem görüşürüz, gitmezsem yine görüşürüz çiçeklerle beraber. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.